saat programı lezzet keşfetmeye devam ediyor sevgili izleyiciler. Denizden gelen lezzet, lezzetler Gaziantep'te. Mevsim, kış mevsimi, balık mevsimi. Gerçi yaz, kış, balık mevsimi deyip geçmeyelim değil mi? Balık mümkün değil Ali. Her sezon yenilen bir lezzet. Aynı zamanda Karadeniz'in dalgalarından kopup gelen bir lezzet. Ve şu anda Gaziantep'te burada tamamen nostaljiyi yaşayacağınız bir yer. Burası bayanlarımız için özellikle balığı çok seven, hani eşleri vardır bayanlarımızın. Ve evlerimiz kirlenmesin diye bayanlarımız hani yapmak istemezler, temizlemek istemezler. Kokusundan iğrenen insanlarımız vardır. Ama bu tattan da vazgeçemeyen insanlarımız da var. O yüzden ne diyoruz Ali? Levrek'ten çupraya, çupradan çinekopa ve daha birbirinden farklı lezzetler ve özellikle hamsi tava lezzetini ben çok merak ediyorum. Ne yapalım Arzu? Gidelim mi? Hadi ızgaraya, balık yemeye koşalım diyorum. Balık yemeye varsanız bizi takip edin. Yemeğim durdu beni çalmadan, oy durdu beni çalmadan. Durdu beni çalmadan, oy durdu beni çalmadan. Azrail'e can vermem, oy oy güzel ol. Sevduğumu almadan, oy sevduğumu almadan. Sevduğumu almadan, oy sevduğumu almadan. Ustam kolay gelsin. Sağ olun. Arzu, istediğin balıklar burada. Levrek ve çubra değil mi usta? Evet. Şimdi bize ne hazırlayacaksınız? Size şu an levrek, çubra, ardından hamsi vereceğiz. Oo, süper. Şimdi bunun temizleme aşaması var. Değil mi Arzu? Devam edelim diyorum şu an Ali. Ben sadece bakmak istiyorum. Ya, izlemek istiyorum bu anı. Ustamızı izleyelim. Sevgili izleyiciler, içeride bize muhteşem bir ziyafet var. Şimdi çuprayı size güzelce fırında veya ızgarada vermek için ilk önce zomumuzda bunu temizlememiz lazım. Tamam. Temizledik. Şöyle temizlenmiş hali. Mustafa yaklaş abi buraya. Temizledik. Bu çupranın temizlenmiş hali ve levreğin temizlenmiş hali değil mi? Evet. Bunlar ızgaralık. Yolculuğa doğru, evet. İçeri doğru gidelim. Evet. Yolculuktan sonra midede buluşalım. Şimdi Niyazi Usta bize levrek ve çupra hazırlığı yapacak. Ustam kolay gelsin. Teşekkür sevgiler. Ederim. Merhaba. Siz iyi misiniz? Çok sağ olun. Ben iyiyim. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederiz. Biz balık mevsimi geldiği için yine biz balıkların yanına iskeleye yanaştırdık. Tamam. Şimdi sizden levrek doğru ve çupra... Adres doğru. Adres doğru. Tamam. Hiç sıkıntı etmeye gerek yok o zaman. Bize ne hazırlayacaksın? Şimdi size ne hazırlayacağım? Çok güzel bir deniz çuprası. Süper. Evet. Süper. Ve... aynı zamanda çok güzel bir de deniz devreyi. Deniz devreyi. Evet. Orijinal bir deniz devreyi. Ama hazırlamadan önce öncelikle bir yağımız olması lazım değil mi? Şimdi bu yağımız... Mustafa yaklaş abi buraya. Yalnız bu sarımsak. Evet. Sarımsak. Şimdi bu sosumuzun içerisinde zeytinyağı. Zeytinyağı. Evet. Bu sefer sosumuzu birazcık daha değiştirdik tabii. Hı? Yağımızı. Tamam. Yağımızda ne var? Zeytinyağı ve mısır yağı. Mısır yağı. Evet, var. İkisini kullanıyoruz. Bunun içerisinde sarımsak, tuz, tane karabiber, defne yaprağı. Defne yaprağı. Tabii defne yaprağı balıkta hakikaten olmazsa olmazlardan bir tanesi. Bana kalmış olsa ben sadece zeytinyağını batırıp çıkartır, ızgara gönderirdim. Demek lezzetin sırrı burada. Lezzetin sırrı burada. Hmm. Daha bitmedi. Çok az bir şey. Bulyon kullanıyoruz. Bulyon kullanıyoruz, evet. Bulyon, tekrarlıyorum. Bulyon, sarımsak, tuz, limon. Limonu niçin kullanıyoruz? Balığımızı birazcık daha sıkılaştırsın diye. Evet. Bir lezzet katsın diye. Yoksa aksi takdirde eti birazcık daha gevşek düşer. Evde yapacak olan, tabii bu tür şeyler genellikle beyefendilerin işidir. Muhtemelen evde tel ızgara kullanırız. Tel ızgarayı kullandığımız zaman hani derler ya, ya niye bizim balığımız yapışıyor falan. Yani. Şöyle söyleyeyim, öncelikle tel ızgarayı yağlarsak bu yapışma problemini ortadan kaldırmış oluruz. Normalde yapışıyor tel ızgara. Normalde yapışır. Ama öncelikle tel ızgaramızı kullanırsak, şey yağlarsak yağlanır, böyle bir sorunumuz kalmaz. Ama bizim ızgaramız tabii tel değil. Tel değil. Yani özel bir ızgara, tamamıyla döküm ve parmak ızgara. Onu kullanıyoruz, evet. Lezzetli yolculuğa gönderiyoruz, evet. Sevgili izleyiciler. Balığımız terbiyesini aldı. Terbiye aldı. Ve şu anda ızgaraya atıyoruz. Izgaraya gönderiyoruz sevgili izleyiciler. Ama çok güzel bir balık olacak. Sana güveniyorum. Nasıl, evet, bir eser çıkaracaksın Niyazi Usta'm? Çok güzel bir eser çıkacak.
Sabırsızlıkla bekliyoruz sevgili ekran seyirciler. Ekran karşısında oturan kişilere sabır diliyorum. Sabır. Yani, evet sabır diliyorum. Ya sabır, sabır. Oy oy güzel ol, sevdiğimi almadan, oy sevdiğimi almadan, sevdiğimi almadan, oy sevdiğimi almadan. Levrekli Çupa'yla buluşma anı sevgili izleyiciler, bizim en zevk aldığımız bölüm değil mi Arzu? Arzu başladı. İşte bu an. İşte bu an. Şefim. Evet. Şefim valla biz şimdiden başladık. Arzu bir taraftan başladı zaten. Afiyet olsun Arzu Hanım. Benim kalbim tabaklatıyor. Sana afiyet olsun. Şefim gerçekten muhteşem lezzetler sunuyorsunuz. Afiyet olsun efendim. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Birlikten dolayı çok teşekkür ediyoruz. Burada biz ne gibi hizmetler ederiz sunuyorsunuz? Ne tür balıklar var? Burada hani yağda, ızgarada, fırında, tavada balıklar sunuyoruz gelen misafirlerimize. Bu şekilde servis. Mekan geniş, konsept güzel. Tabii sanki ki bir Karadeniz havasıymış gibi, sanki doğru, bir Ege havasıymış doğru, gibi, doğru. Akdeniz havasıymış gibi ortam var, bir ambiyans var. Gaziantep'te gerçekten bu restoran tek diyorum. Çünkü gerçekten hani Türk sineması havasında olmuş burası. Böyle işte hani filelerimizle, ne bileyim böyle tamamen denizi yansıtmışsınız. Bir de Karadeniz'i burada tamamen yaşatmışsınız yani. Tabii ustam her ne kadar bana laf soksa da çok kilo aldın diye, zayıflamak için balık yiyeceğim artık. Balık için, zayıflamak için balık tercih noktanız olsun. Adres neresi abi? Nereye gelsinler? Emekte gelsinler. Sandal balıkta bu lezzetler yemeden geçmesinler tabii değil ki. Sağlıklı bir yaşam için, zayıflamak için balık diyoruz ve ustalarımızın güler yüzünü de görmeden geçmeyin diyoruz. Afiyet olsun. Şimdiden herkese afiyet olsun diyoruz. Sevgili izleyiciler, biz Çupra ve Levriye'mize devam ediyoruz. Yolunuz Mehmet Usta'nın mekanına düşün, mutlaka lezzetlerden yemeden geçmeyin. Afiyet olsun. Ali, ne güzel duyduk ya. Ne güzel yedim. Bir lezzet tatlı. Sen Levre'yi götürdün, ben Çupra'yı götürdüm. Ama bunun üzerine keşke şöyle bir tatlı olsaydı. Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım diye bir şey. Şefim tatlı yok mu burada? Son zamanlarda biliyorsun kilo aldım falan muhabbeti. Balık sorması güzel kiremitte helva ikram ediyor. Ustacığım, değerli ustam bana bunu bilerek gönderiyor. Çünkü neden? Genelde bunu Batı bölgesinde çok yapıyorlarmış. Ustamızı sağ olsun bize bunu gönderdi. Nedir? Nedir bu? Bu kiremitli helva balık sonrası gelen müşterilerimize ikram ediyoruz. Tamam, balık sonrası. Evet. Ben bunu hiçbir yerde görmedim. Gaziantep'te Batı'da yapıyorlar bunu. Ustamız bunu özellikle bize gönderdi. Her ne kadar bana çok kilo aldın Arzu biraz zayıfla dese de sen kendi elleriyle yine beslemeye devam ediyor. Sen ne yemeye yapacaksın? Devam edelim. O zaman yemeye yiyeceğiz. Afiyet olsun. Hmm. Süper bir şey yalnız. Afiyet olsun. Sen hiç helvanın piştiğini gördün mü? Vallahi sandalda oluyormuş. Sandal balık da oluyormuş. Vallahi çok zaman, teşekkür ederim. Çok lezzetli. Bizden yapması, bizden yemesi diyoruz. O zaman balık sonrası ne künefe ne kadayıf. Sadece helvayı, kiremitte helvayı yemeyi tavsiye ediyoruz. Geçen gün yine bir sahneye şahit oldum. Pazar günü bizim çok yoğun olduğumuz günlerdi mesela. İki tane müşteri kendi arasında şöyle bir sohbet ediyor. Ben de böyle bir kulak verdim sadece. Biri birine diyor ki, bak diyor, bizim balıkçımız diyor, yoğun çalışan bir balıkçı diyor. İnsanın diyor balıkçısı eğer ne kadar çok çalışıyorsa, ne kadar çok kalabalık oluyorsa, ne kadar çok sirkülasyon oluyorsa bil ki oranın diyor balığı tazedir diyor. İki tane vatandaşımız bu şekilde bir konuşma yapıyor ve bu da bizim hoşumuza gidiyor açıkçası. Yani biz bundan şeref duyuyoruz, mutlu oluyoruz, onur duyuyoruz. Allah'a sonsuz şükürler olsun. Onlarca istihdamımız var. Gerek bölgeden, gerek mesela Antalya'da işlem görmüş arkadaşlarımız var, Karadeniz'de çalışanlarımız var. Yani işi hakkıyla yapmaya çalışıyoruz. Ustalarımız gerçekten işine sadık bir şekilde, düzenli bir şekilde çok sunuyor. Mehmet Bey, neden bu sektör? Neden bu sektör? Biricik'lisiniz. Biricik kebabı ve Biricik Haşhaş kebabının yanı sıra balık nereden geliyor? Şöyle ki, ben uzun yıllar yaklaşık
20 yılı aşkın bir süredir Antep piyasasında çeşitli mekanlarda esnaflık yaptım. Ama benim branşımda tabii ki ben bir kebapçı ustasıyımdır. Bilecikliyim aynı zamanda. Balığı bir doktor arkadaşımız önermişti. Hatta bir seferinde onunla balığa çıkmıştık. Ya Antep'te yiyebileceğimiz balık, balıkçı yok falan demişti. Böyle bir formattan biz yola çıktık, esinlendik. Neden olmasın dedik, bir deneyelim dedik. Tabii önce birkaç araştırma yaptık. Böyle denize kıyılarında mesela o bölgelerde işletmeler nasıl oluyor? Bu iş nasıl yapılır? Neyi ne şekilde yaparsanız ne kadar yani. Tabii rant alırsınız, ne kadar kaliteyi sunabilirsiniz? Araştırmaları yaptık, uzun sürdü araştırmalarımız. Devamında böyle bir şansımızı bir deneyelim. Çünkü balığı biliyorsunuz, mesela bir kebabı tükettiğiniz zaman ya da tüketemediğiniz zaman onu farklı kategorilerde kullanabiliyorsunuz. Ama bir balığı tabii, balık kesinlikle günübirlik en fazla 2 gün içerisinde tüketilmesi gereken bir gıdadır. Yani Allah korusun 3-4. Günleri bulduğu zaman balık kokar, bayatlar. Tabii biz onu sunamayız, veremeyiz, eleştiri alırız. Bunun da arkasında durmak zorundayız. Dolayısıyla böyle bir işletme kurduk. Ekibimiz, ekipmanımız çok sağlam ve kuvvetli çalışıyoruz. Sirkülasyonlarımız çok fazla. Kendimize ait araçlarımız var. İskenderun, Körfez, Mersin, liman olmak üzere. Günübirlik, gece ağlar çekiliyor. Sabah oraya ne çıkmış, hale ne gelmiş, hangi ürün daha cazip, hangi ürün daha kaliteli, hangi ürüne ihtiyacımız var. Günübirlik sabah saatlerinde aracımız geliyor, Solgava depolarımıza iniyor. Öğlen saatlerinde tezgahlara sunum yapıyoruz, açılış yapıyoruz. Akşam saat 10'a kadar da hizmete devam ediyoruz. Bu şekilde kendi araçlarımızla, hatta bizim Mersin'de kendi bünyemize uygun çalışan, kendi bünyemizde istihdam ettiğimiz çalışanlarımız da var. Savuşturur oy dereler savuşturur, dereler savuşturur oy dereler savuşturur. Ayrı düştüm yarımdan oy oy güzel vur. Kim bizi kavuşturur oy, kim bizi kavuşturur, kim bizi kavuşturur oy, kim bizi...